Otomobiller dünyanın büyük bir kısmı için basit birer cihaz gibi görünüyor olabilir. Fakat ülkemizde çok daha fazlasını temsil ettikleri kesin. Dünya endüstrisinin bel kemiği olan otomotiv sektörü, Türkiye sınırları içerisinde pek çok önemli hikayenin doğmasına neden oldu. Türk halkı olarak otomobillere olan ilgimiz aslında 19. yüzyıla dayanıyor. Öyle ki şu anda gündemde olan elektrikli otomobillerin ilk örnekleri Osmanlı İmparatorluğu döneminde 2. Abdülhamit Han için Anadolu topraklarına getirilmişti. Bu otomobilin İstiklal'de sergilendiği bile öne sürülüyor. Takvimler 1895 yılını gösterdiğinde ise Züheyrzade Ahmet Paşa'ya ait ilk benzinli otomobil İstanbul sokaklarında gezmeye başlıyor. Böylece Anadolu'nun otomobil macerası da başlamış oluyor. Ekilen bu tohumun yeşermesi için en çok çaba gösteren isimlerden birinin Vehbi Koç olduğunu söylemek yanlış olmaz. Vehbi Koç, 1917 yılında babasının kendisi için açtığı küçük bakkal dükkanında başladığı ticaret macerasını 1928 yılında Ford Motor Company ile anlaşarak taşlandırdı. Bu dönemde Koç, Oto Koç adı verilen şirketi kurarak montaj işlerine başladı. 1950'li yıllara gelindiğinde ise Koç'un yerli üretim tutkusu ağır basmaya başlamıştı. 1956'da dönemin başbakanı Adnan Menderes'ten yeşil ışık alan Vehbi Koç, Henry Ford II ile görüşme fırsatı buldu. 1959 yılında ise hepimizin yakından tanıdığı Otosan doğmuş oldu. Otosan ve Vehbi Koç'un tarihini ise adını doğduğu topraklardan alan bir model değiştirecekti. Montaj işi ülkemizdeki otomobil sayısını artırmış olsa da Vehbi Koç ve Otosan yerli üretimin peşindeydi. Sonuçta Henry Ford'un da dediği gibi, paradan başka hiçbir şey kazandırmayan bir iş, zayıf bir işti. Elbette bu dönemlerde otomobil üretiminin maliyeti oldukça yüksek olduğundan bunu karlı bir sistem haline getirmek neredeyse imkansız görünüyordu. Ta ki 1963 yılına kadar. 1963 yılında Rahmi Koç ve Bernard Nahum, Susita 1250 isimli İsrail yapımı bir araç ile karşılaştı. Aracı yakın markajı alan Koç ve Nahum, bu ilginç otomobilin sacdan değil, bambaşka bir malzemeden üretildiğini fark etti. Adı fiberglass olan bu malzeme, aranılan kan olmuştu. Sacdan çok daha ucuz ve en az onun kadar dayanıklı olan bu malzemeyi üreten Reliant firması için apar topar İngiltere'ye gidildi. Her fırsatta otomobili bir ihtiyaç olarak gördüğünü dile getiren Vehbi Koç, sonunda yerli üretim hayalini hayata geçirebilecekti. Fakat Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmayacaktı. A wintry English day, an English country road, and a left-hand drive car built in Turkey. And you may wonder what is the connection? Well, the answer of course is exports. Hızlıca İngiliz Reliant ve Ogle dizayn ile el sıkışarak yerli otomobilin tasarımı tamamlandı. Otosan'ın yapacağı üretim bu iki markadan alınan lisans ile gerçekleşecekti. Projenin şasi, motor ve şanzıman gibi tırnak içinde yürüyen aksamı Ford tarafından temin edilecekti. Bu modelin üretimi için ise başbakanlık onayı gerekiyordu. Türkiye'ye dönen Otosan ekibinin karşısına ise makine kimya endüstrisi çıkacaktı. MK'nin teknik kadrosu yeni bir üretim sistemiyle imal edilecek bir otomobil projesini onaylamayı reddediyordu. Reliant'ın FW5 kod adlı ilk prototipi hazır olmamasına rağmen İngiltere'den yola çıktı. Yaklaşık 63 saatte İstanbul'a varan prototip Sanayi Bakanlığı yetkililerini ikna etmeye yetmişti. Tek şart üretimin 10 ayda gerçekleştirilmesi ve fiyatında 30 bin liranın altında kalmasıydı. Bu onay ile birlikte projeye isim arayışına da girildi. Halkın otomobilinin ismini yine halkın kendisinin belirlemesi isteniyordu. Bu sebeple reklamcı Eli Acıman ve sahibi olduğu Manajans, ismi ne olsun sloganlı ve ödüllü bir yarışma düzenlemeye karar verdi. 10 bin lira ödüllü bu yarışmanın broşürlerinde milli sanayimizin eseri olan bu otomobilin ismi ne olsun kampanyasına katılınız ifadeleri bulunuyordu. 15 bin kişinin katılacağı öngörülen yarışmaya ise 87 bine yakın başvuru oldu. Döneme tanıklık eden isimler sayesinde finale kalan 4 ismin Anadolu, Anadol, Otosan ve Veko olduğunu biliyoruz. Kazananı ise hepimiz çok iyi tanıyoruz. Selim Anadolu almakla iyi etti. Güzel otomobil. Şasisi tam, çelik. O motordan anlar. Merhaba Necat. Merhaba. Anadolu projesinin başına ülkemizin yetiştirdiği önemli mühendislerden biri olan Nihat Atasagun getirildi. Anadolu A1'in motoru Ford'un Cortina'da kullandığı 1200 cc'lik Kent motoru olacaktı.
Sıralı 4 silindirli bu motor yaklaşık 63 beygir güç üretebiliyordu. 4 vitesli şanzıman ile eşleştirilen ünite gücünü ise arka tekerlere yollayacaktı. 4400 mm uzunluğa sahip olan Anadolu A1, 2565 mm'lik bir dingil mesafesine sahip. Anadolu'nun logosu için seçilen Hitit geyiği ise modelin bu topraklarıyla bağını temsil ediyor. Atasog'un yönetimindeki ekip 1966 yılında 3 prototipi yollara çıkartmayı başardı. Adını aldığı Anadolu'nun topraklarında 2500 km boyunca her türlü yol ve arazide test edilen modeller ilk sınavlarını başarıyla verdi. Şubat 1966 tarihinde İzmir'de Büyük Efes Oteli'nde bir bayi toplantısı gerçekleşiyor. Bu sırada sahne alan Vehbi Koç sözlerinin sonuna gelirken "Baylar, şimdi size bir sürprizim var. Bakalım ne diyeceksiniz?" cümlesiyle Anadolu resmen bayilerle tanıştırmış oldu. İlk yerli seri üretim otomobil olan Anadolu 19 Aralık 1966 yılında üretim bandından indi. Yine söz verildiği gibi fiyatı sadece 26.800 lira olarak belirlenmişti. İlk yılında sadece 1750 adet üretilen Anadolu, takvimler 1967 yılını gösterdiğinde ise 8.000'lik satış rakamını geçmişti. 1975 yılına kadar üretilen A1 toplamda 19.724 adet satılarak tarihe geçti. Anadolu A1, Türkiye'nin ilk ralli aracı olarak da motor sporları tutkunlarının gönlünde taht kurmuştur. Anadolu Ralli takımının ünlü pilotları Renç Koçubey ve Demir Bükey 1968 yılında bu modelle Trakya Rallisi'ni kazanmayı başarmıştı. 1968 yılında Türkiye'de gerçek anlamda yapılan ilk ralliye mütevazı yerli otomobil Anadolu'la katıldı. Adı Trakya Rallisi'ydi ve Renç Koçubey ilk birinciliğini kazandı. Renç Koçubey Ali Deveci'yi geçmiş, İskender Atakan da Serdar Bostancı'yı geçerek bu iki Renault 21'in arkasına yerleşmiş. Anadolu'nun ikinci nesli olan A2 ise tamamı fiberglass gövdeye sahip ilk dört kapılı sedan olarak dünya otomobil tarihine geçmeyi başardı. Pek çoklarının favorisi olan A4 ya da STC 16 kodlu model ise 1973 ve 1975 yılları arasında üretildi. Eralp Noyan'ın tasarladığı bu şık model, devrimden sonra Türkiye'de dizayn edilen ve üretilen ilk otomobil unvanına sahip. Noyan, STC 16'yı tasarlarken dönemin popüler spor otomobillerinden ilham almıştı. Fakat bu modelin esinlendiği asıl mühendislik harikası, 2. Dünya Savaşı'nın sembollerinden Supermarine Spitfire olmuştu. STC 16 aslında Sport Turkish Car teriminin kısaltılmış halidir. Model, Otosan Üretim Müdürü Nihat Atasagun tarafından İngiltere'ye götürülerek test edilmiştir. STC 16'yı yaşı yetenler olarak Süper Türk Canavarı 1600 olarak da biliyoruz. STC 16 mı? Hı hı. Sport Touring Coupe 1600 anlamında. Süper Türk Canavarı da derler. Anadolu'nun bir diğer versiyonu ise böcek oldu. Volkswagen Buggy ile benzerlikler taşıyan bu özel model aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda geliştirilmişti. Buna karşın modelin o yıllarda hızla artan turizm sektörü için çok daha aktif şekilde kullanıldığını biliyoruz. Böceğin pek çok detayı ilerleyen yıllarda ortaya çıkan SUV modeller için de ilham olmuştur. Tarihi adını altın harflerle yazdıran Anadolu 1966'dan 1987 yılına kadar üretildi. Toplamda 87 binden fazla satış gerçekleştiren efsanevi model, dünyada milyonlarca tutkuna sahip. Otomotiv endüstrisinin klasiklerinden biri olan Anadolu, hala çeşitli şehirlerde kamyonet olarak bile kullanılıyor. Anadolu'nun kapsamlı hikayesini sizlere kısa ve sade bir şekilde anlatmaya çalıştık. Bunun gibi daha fazla hikaye için kanalımıza abone olmayı ve çan ikonuna tıklamayı unutmayın. Anadolu bekliyorum şimdi. Anadolu güvenliğini bekliyorum. Çelik. Tam şasi. Anadolu'nun gücünü bekliyorum. Ünlü motorunu. Yekpare kanepelerini, alımlı çizgilerini.